Merhaba arkadaşlar. Evet, Osmaniye'ye bağlı Amanos Dağları'nda hemen Mitis'in yaylasına geldik arkadaşlar. Şöyle de ahşap evler var burada. Mitis'in yaylası burası. Evet, suyun sesinden sesim anlaşılıyordur inşallah. Hemen şöyle arkadaşlar, elimde de bir poşetim var. Bulduğum yabani otlardan toplayacağım. Şöyle şunu göstereyim hemen. Buna dede sakalı deniliyor arkadaşlar. Yemliğin bir farklı türü. Yine sarı çiçekler açan. Ve hatta hafif yapraklarının gördüğünüz gibi küçük küçük çıkıntıları var, minik minik. Ve yemlik dediğimiz ot bunun daha uzun ve daha sayen yapraklı ve yaprağı biraz daha boz renkli oluyor. Evet, hemen şifalı bitkilerden başladık. Yayla evlerinden başladık. Şöyle etrafı birazcık göstereyim arkadaşlar. Az sonra da zaten kamerayı ön tarafa alacak. Evet, gördüğümüz yabani otları size de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ahşap evleri çok seviyorum. Evet, hemen suyun kenarındayız. Suyun da sesi zaten anlaşılıyor. Ben birazcık kara hindiba toplamaya geldim arkadaşlar. Ve gördüğüm böyle yabani otları, şifalı bitkilerden de toplayıp size de onu göstereceğim birazcık. Evet, şöyle ben kameramı ön tarafa alayım. Bu arada yeni gelen takipçilerime hoş gelmişler diyorum ve ne 70'ler de gelmişler. Bizimle beraber kocaman bir aile olmuşlar. Ve arkadaşlar, abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı abone olup ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz. Evet, hemen şöyle yemyeşil papatyalar ve kara hindibar, hatta ısırgan türleri var arkadaşlar burada. Yabani ısırgan. Biz yayla ısırgan alıyoruz. Biraz da ondan alacağım arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Böreği de güzel oluyor, kavurması da güzel oluyor. Hatta çayını yapıp içine limon sıkıp biraz da pul biber, hafif tuz suyunu içiyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Evet, hemen şöyle ön tarafa geçelim, kameramızı bir ön tarafa alalım. Neler varmış beraber görelim arkadaşlar. Evet, şöyle geldik. Hemen şurada kara hindibağını göstereyim arkadaşlar. Daha önce kara hindibağı videosu aslında çok çektim. Ama o kadar güzel izlendi takipçilerimden, o kadar güzel yorum aldım ki. Şöyle yaprakları, hatta şöyle sütlü bir bitki arkadaşlar. Çiçekleri çok şifalı. Çiçeğinden bal yapabilirsiniz ya da işte pekmezini, her neyse, kaynatıp suyunu çıkartıp şekerle güzelce tatlandırıp reçelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kara hindiba. Hemen şurada çiçeği var. Hava yağışlı arkadaşlar. Çiçekleri birazcık solmuş durumda şu anda. Şöyle göstereyim. Çiçeği çok faydalı, kökü çok faydalı arkadaşlar. Şekere, kolesterole, tansiyona, Allah ne verdiyse bütün o hastalıklara çok şifalı, derde deva bir bitki bu. Şöyle sap kısımları arkadaşlar biraz acı. Hani bazı yerlerde radika diye biliniyor. Biraz acı. Solak yerlerde yetişirse, eğer böyle yaylalık yerlerde yetişirse birazcık tadı, acısı biraz hafif oluyor. Şöyle. Evet, kök kısmı eğer çekebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle tane tane de alıyorum yapraklarını. Sütlü bir bitki arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Böyle sütlü bir bitki. Hem salatasını yap hem de yemeklerinizin yanında, hele de kuru fasulye ya da nohut yemeğinizin yanında harika bir bitki oluyor. Bu arada elim çamur oldu, kusura bakmayın. Hani böyle ot toplarken çamur da olur, her şey olur. Evet. Şöyle şifa niyetine yapraklarından. Biraz alacağım. Şuradakiler daha büyükmüş. Şöyle de çiçeklerinden de alayım. Şurada da tohumu var. Bakar mısınız tohumuna? Aslında ben bu tohumunu alacağım arkadaşlar. Evimin biraz bazı yerlerine dikeceğim. Şurada var tohumu. Benim evimin yakınlarında yok mesela bundan. Bizim o taraflarda olmuyor. Yaylalık ve suluk yerlerde, genelde kumsal yerlerde çok oluyor.
Evet, şöyle gelelim. Isırgan arkadaşlar bunlar. Yayla ısırganı. Ben elimle toplayacağım. Şöyle birazcık. Şurada varmış. Onları da alacağım. Evet, ısırganın kanı durulttuğu belli zaten arkadaşlar. Bunu bilmeyen yok. Tansiyona çok iyi geliyor. Tansiyonu düşüren düşürme özelliği var. Çünkü kanı sulandırıyor. Evet, şurada. Hemen suyun kenarında ballı baba var arkadaşlar. Birkaç tane alacağım. Isırgan kavurmasının içine koyacağım. Artık Allah ne verdiyse biraz toplayalım. Biraz da ısırgan. Şu topladığım ısırganları düşürdüm. Evet, havalar çok soğuk burada. Ama herkes böyle yaylalara gelmiş artık. Yaylalara gelip bahçe temizliği yapıyorlar, ev temizliği yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle ben de geçeyim şuradan. Evet, ot kavurmamın içerisine neler var burada onları katacağım. Hemen şurada yine ısırgan. Şu ısırganlardan alacağım. Şimdi Gülay Hanım elinizi ısırmıyor mu diyenler var. Şu ana kadar ısırmadı. Evet. Topladım. Şurada bir şey gördüm. Hem şöyle tomurcuğunu alacağım. Bunu köklü alacağım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız tepki gösteriyor. Hani köklü almayın nesli tükenir. Arkadaşlar burada çok. Şöyle bir tanesini köklü almışım. Bir zararı ziyanı olmaz. Sadece size göstermek için. Evet, şöyle. Yaban ot gibisi yok arkadaşlar. Gülay Hanım ben yaptım acı zehir gibi yiyemedim döktüm diyenler var. Arkadaşlar bunun özelliği zaten acısı. Acı olması. Bunun özelliği. Şimdi birkaç tane ısırgan alacağım. Hafif bir tanesi. Sanki elimin içini avucumu ısırır gibi oldu.
Isırmamasının sebebini de az sonra söyleyeceğim zaten. Yağmur yağmış arkadaşlar. Ve şurada Şifaniye'den menekşe yaprağı da alacağım ben. Kavurmamın içerisine koyacağım. Menekşe yaprağını da bunları ben kavurmasını yaparken size şifalarını anlatayım arkadaşlar. Menekşe yapraklarının, diğer şifalı bitkilerin hepsinin şifalarını size anlatayım. Hem de kavurmamızı yapalım. Evet, şurada boncuk otu dediğimiz bitki. Ben şöyle birkaç tane alayım. Evet, hemen şurada labada, biz ebelik dediğimiz bitki. Yine kara hindiba. Evet. Daha ne bizi? Daha sümbülü. Evet. Kök kısmı böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle sütü oluyor. Sütü çok şifalı. Acırına bakmayın. Bence şifası çok şifalı. Tüketmeye gayret gösterin arkadaşlar. Evet, şurada çiçeği var. Kara hindivanın. Bunu toplayıp çayını da yapabilirsiniz. Hatta pekmezini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kaynatıyorsunuz toplayıp bolca suyla. Ondan sonra içine şeker atıp kaynatıp pekmezini yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapraklarından alayım. Evet, şurada bir bitki gördüm. Arkadaşlar, Haseki küpelisine benziyor. Ama bu yabani kimyon. Hemen şurada. Ay şu güzelliği. Kiraz çiçekleri. Kiraz çiçekleri açmış arkadaşlar. Neredeyse bitmek üzere. Evet. Şöyle ahşap evreyle çekelim ve kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Şimdilik hoşça kalın ama evimize gideceğiz ve otlarımızı kavurmaya başlayacağız. Evet, hemen şurada teki sakallarını göstereyim arkadaşlar. Dede sakalı. Bazı yerde teke sakalı, bazı yerde dede sakalı deniliyor. Bir bitki. Evet, bunları biraz yapraklı, biraz kökünden aldım. Evet, şurada var daha. Bunlar da tohuma kalsın. Evet, hemen şurada göstereyim yine. Tıpkı Haseki küpelisine benziyor arkadaşlar. Tomurcuk yapmış. Bahara yabani kimyon olacak bu. Evet. Şurada eski yayla evleri. Kimler geldi, kimler geçti. Şu güzelliği göstermek istedim size. Evet, bu arada yağmur başladı. Ve burada sarısı var. Evet, şimdi hemen eve gidelim. Yağmur yağdı. Evet arkadaşlar, bu da mavi hindiba. Az önce sarı hindibayı gösterdik ya. Bu da mavi hindiba arkadaşlar.
Bunun mavi çiçekleri olur. O yüzden tadı yine böyle acımsı, sütlü. Bu da yine sulak yerlerde, güzel yerlerde yetişirse fazla acı olmaz. Böyle göstereyim. Şifa niyetine bundan da alacağım arkadaşlar. Bunları ben çiğ tüketeceğim. Diğerlerini kavuracağız inşallah evde. O kavurmasını göstereceğim size. Diğer otların. Evet, bunlar mavi hindiba arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi otlarımızı eve getirdim ve yıkadım, hazırladım. Sizin için ayrı ayrı şifalarını saymak için böyle ayrı ayrı bir küçük bir bezimin bir örtümün üzerine koydum arkadaşlar. Öncelikle menekşe yapraklarından başlayalım. Menekşe yaprakları nereye şifalıymış arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Öncelikle göğsü yumuşatır. Hemen şurada. Menekşe yapraklarım. Bunlar kır menekşesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kır menekşesi. Hem çiçekleri de yenilir. Çiçekleri de çok şifalı. Çayı çok şifalı arkadaşlar çiçeklerinin. O mor menekşenin içerisinde salatalarınıza bile katabilirsiniz çiçeklerini. Evet, yaprakların da salatasını yapabilirsiniz. Böyle çiğ olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çayını da yapabilirsiniz. Evet, bir bardak suya şöyle bir tutam yapraklardan koyup içebilirsiniz. Hatta menopoz sıkıntısına bile çok şifalıdır. Evet, göğsü yumuşatır, balgamı atar ve öksürüğe çok iyi gelir. Ciğeri, akciğerinizi o balgamdan kurtarır ve nefesinizi açar arkadaşlar. Ve damar sistemine de çok iyi gelen bir bitkidir. Evet. Şurada boncuk otu var. Boncuk otu da çok şifalıdır arkadaşlar. Kalp damar sağlığına çok şifalıdır. Böreği yapılır, kavurması yapılır. Hatta böyle salatalar bile koyulabilir. Çok da öyle kokusu olmayan bir bitkidir arkadaşlar. Evet, gelelim ballı babaya. Şöyle ben yıkarken çiçeklerde biraz dökülmüştü. O çiçeklerini bile aldım çünkü çok şifalı arkadaşlar. Evet, ballı baba bitkisi. Hemen toplarken de zaten şöyle gösterdim. Hemen göstereyim. Evet, damarı genişletici, ateşi düşürücü, idrar söktürücü, potasyum ve prostat ve kadınsal kanamalara iyi gelir arkadaşlar. Yani fazla adet kanamanız varsa onu durdurucu özelliği vardır. Ve kandaki intihabı da söktürücü bir özelliği vardır arkadaşlar. Ve kadınsal intihaplara çok iyi gelen bir şifalı bitkidir bu. Öyle daha yakından göstereyim diye şöyle tuttum. Hemen hemen her türlü her yerde yetişen bir bitki arkadaşlar. Bütün yöreye uygun. Ya hatta yaylalık yerlerde, sıcak memleketlerde bile olan, serin yerlerde, serin ortamlarda olan, genelde ısırgan olan, ısırgan da zaten yapraklara benziyor. Isırganların içinde yetişen bir bitkidir arkadaşlar. Ballı baba bitkisi. Kavurması olur arkadaşlar. Böyle otları kavururken ya da böreklerinizi, ot böreklerinizin içine karıştırabilirsiniz. Sade kullanmadım ama böyle bir tutam toplayıp diğer otlarla beraber kavurması harika oluyor arkadaşlar. Evet, gelelim ısırgana. Isırgan iki türlü olur arkadaşlar. Biri mevsimlik ısırgan. Benim çiçeklerimin bile saksılarımın içine çıkan bir ısırgan. Bu da çok yıllık bir ısırgan. Genelde köklerinden kış aylarında kurur biter ve aynı köklerinden tekrardan çıkar arkadaşlar. Tohumu da çok şifalı. Evet, toksinleri attırıcı, ödem attırıcı, baş ağrısına iyi gelici, böbrek taşlarını engelleyici, ödem atar, kalp sağlığına iyi gelir. Kandaki kan dolaşımını düzenler arkadaşlar. Tansiyonu ve kan dolaşımını düzenleyen bir bitki. Çayını yapabilirsiniz, böreğini yapabilirsiniz, kavurmasını, hatta çorbasını bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, evelik otuna gelelim. Evelik denir, ebelik denir, ekşimen, yabani ekşimen otu denilir. Bu yabanisi arkadaşlar topladığım. Hemen şuradaki menekşe yaprağının tohumundan olmuş.
O ebeliğe ait değildir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böreğini yapabilirsiniz, kavurmasını yapabilirsiniz. Hatta ben tolga çorbalarına, ayran çorbalarına koyuyorum arkadaşlar. Çok şifalıdır. Hatta böyle tuza banardık çocukken. Onu da yerdik. Öyle çiğ olarak tüketirdik. Evet, egzamaya iyi gelir. Mantari hastalıklara iyi geliyor arkadaşlar. Kadınsal hastalıklara çok iyi gelen, romatizmaya çok iyi gelen, hatta C vitamini çok yüksek olduğu için kış hastalıklarına, soğuk algınlığına çok iyi gelen, kış hastalıkları engelleyen ve vücudu kuvvetlendiren bir bitki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da evelik otu. Böreğini de yapabilirsiniz, kavurmasını da yapabilirsiniz. Hatta böyle karışık olaraktan da otlarla karışık kavurup kavurmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim şuradaki. Bu mavi hindiba arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet, bu mavi hindiba. Kara hindiba ile çok birbirlerine benzerler. Hemen şurada kara hindiba var. Yaprak formları ne kadar birbirine benzese de çiçekleri ve şöyle sap kısımları birazcık farklı. Böyle kırmızı olan da var kara hindibanın. Kırmızı saplı olan da var. O yüzden birbirine çok benziyor. Sadece bunları ikisini birbirinden ayıran tatları da çok benziyor birbirine. Ve hatta vitamin değerleri de aynı arkadaşlar. Sadece çiçekleri bunlar birbirinden ayırır. Bir tanesi sarı çiçekli olurken şu anda solmuş, çok çirkin gözüne bakmayın. Zaten toplarken de gösterdim. Bir tanesi kısa boylu. Şöyle nereden baksanız bir iki karış en fazla uzayan çiçek saplı. Sarı çiçekli kara hindiba. Mavi hindiba da çiçeğinden ismini almış. Biz acımık, acı güneyik, acı marul demiyor. Acı marul var, çok farklı, onu yanlış söylemeyeyim. Hindiba. Biz burada acımık deniliyor diyor arkadaşlar. Evet, mavi hindiba, hindiba deniliyor ve bir de güneyik deniliyor. Acı güneyik deniliyor bazı yörelerde. Orada da duydum çünkü bazı oturduğum yörelerde de duydum bunu. Güneyik deniliyor Konya tarafında ve Afyon tarafında da acı güneyik diye biliniyor. Balgama attığıcı, tansiyona, şekere çok iyi gelecek. Bir bitki arkadaşlar. Çiçeğinden ayırt ediliyor ikisi, dedim ya. Bunun çiçekleri mavi oluyor. Uzun, saplı. Nereden baksanız bir metreye yakın uzayan ve hatta daha fazla uzayan bir çiçek sapları oluyor. Üzerinde de minik minik papatya şeklinde mavi çiçekler oluyor. Zaten her şey yazları mutlaka herkesin yol kenarlarında bile yetişen bir bitki. Çiçeklerinden, o mavi mavi papatya gibi çiçeklerinden bilirsiniz arkadaşlar. Öğleye kadar açık durur. Öğleden sonra çiçeğini tamamen bitirir. Evet, bu da mavi hindiba. Evet, mavi hindiba karaciğere çok iyi geliyor arkadaşlar. Balgam söktürücü ve kansere kadar çok şifalısı olan bir bitki. Hemen şöyle sayayım. Kas ve kemik sağlığına çok iyi gelen bu kara hindiba ve mavi hindiba arkadaşlar. Tatları acıdır. Acılığı sizi yanıltmasın. Sütlü bir bitki. Tansiyona, karaciğere çok iyi gelen bir bitki ve kolesterole çok iyi gelen bir bitki arkadaşlar. Ateşi düşürür, idrar söktürücüdür. Prostat ve kadınların da kanamalarına iyi gelir. Ve kara hindiba kemik ve kas yapısına da çok besleyici, destek verici bir bitkidir arkadaşlar. Evet, kanserden, kolesterole, şekerden tansiyona çok iyi gelen bir bitki. Evet, karaciğeri de destekler. Tıpkı enginar gibi. Enginar gibilere zaten benziyor. Enginar gibi karaciğeri de besleyici, destekleyici bir özelliği var. Bunları köklerinden sökmemin sebebi, ben şimdi bunların kavurmasını yapmayacağım. Kara hindiba ve mavi hindibayı doğrayıp tepsimde kurutacağım ve kış aylarında çayını yapacağım. Evet. Gelelim kuşkonmaz arkadaşlar. Evet, kuşkonmaz bitkisini hemen şurada. Daha önce başka bir videomda topladım bunu. Bu videomda toplamadım. O videomda da zaten kuşkonmaz topladım diyerekten bir başlık atacağım oraya. Evet, yabani kuşkonmaz arkadaşlar. Ödem attırıcı, sivilce ve aknelere iyi gelen bir bitkidir. Gördüğünüz gibi gayet de, ama ödemi çok attırıyor. Zaten tüm bitkileri kullanırken suyu bol tüketelim arkadaşlar. Çünkü böbreğinize hasar verebilirsiniz. Evet, sivilcelere çok iyi geliyor. Ödem attırıcı dedik. Hamilelikte, hamilelik öncesi ve hamilelik sonrası, hamilelikte bile kullanması tavsiye edilen, hamile bayanlara çok iyi gelen şifalı bir bitki. Peki nasıl bir şifası var derseniz,
Potasyum ve folat açısından çok zengin olan bir bitki arkadaşlar. Hamile bayanlara çok iyi gelir. Bunun da ben şu anda yumurtalı kavurmasını yapacağım. Ve buradaki çiçekleri ne yapacağımı soruyorsanız, bunu da kavurduğum otun üzerine süs olarak kullanacağım arkadaşlar. Kavurduğunuz bitkilerin içerisine koyabilirim ama bu rengini kaybedeceği için şöyle şu güzelliği kaybolmasını istiyor, kaybolmamasını istiyor. Evet. Öyle arkadaşlar. Şimdilik bakalım. Evet, şurada yemlik otumuz var. Daha doğrusu dede sakalı arkadaşlar. Yemlik otuyla çok benzer birbirlerine. Evet, bu da kara hindiba çiçeğine çok benziyor çiçekleri. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, dede sakalı bitkisinin, şöyle kara hindiba da karışmış içerisine. İştah arttırıcı, daha doğrusu şöyle bir bitkisi var. Bitki özelliği var. Sütlü bir bitkidir. Acı tadı yoktur. Tatlı, lezzetli bir tadı vardır arkadaşlar. Bunu çoban kardeşlerimiz çok iyi bilir. Çünkü çobanlarımız bunu ekmek arası yapıp yufka ekmeğin arasına koyup yiyebiliyorlar. Ben bunu genelde çiğ tüketiyorum arkadaşlar. Bunun kavurması olmaz zannetmiyorum. Yani yaparsanız ya olur ama ben çiğ tüketmeyi tercih ediyorum. Evet, hem kök kısımları hem de kendisi çok şifalı bir bitki. Yemlik otuyla çok karıştırılıyor. Yemlik otu biraz yaprakları düz yapraklı ve hafif yeşili boz bir renk. Ve aralarında pamukçuklar olur. Bunda gördüğünüz gibi bunda olmaz arkadaşlar. Bu çatallı bir bitki gördüğünüz gibi yaprakları. Daha koyu yeşil bir bitki. Bunu ben çiğ tüketmeye çalışıyorum. Yani çiğ tüketmeye tercih ediyor. Evet, şurada hemen göstereyim. Yemlik otu böyle olur. Yaprakları ince uzun olur arkadaşlar. Biraz da boz olur yaprakları. Bu da dede sakalı. Evet, gelelim bunların kavurmasına. Öncelikle hindi bağlarımı doğradım. Kara hindiba ve mavi hindibanı doğradım arkadaşlar. Bunu balkonuma koyacağım. Gölge bir yerde kurutacağım. Evet, az önceki tanıttığım, bir bir tanıttığım otları şöyle doğradım arkadaşlar. Şöyle ısırganımız bol tabii. Diğer otlarım da hemen şurada. Gördüğünüz gibi ballı baba, evelik otu, menekşe yaprakları. Şöyle göstereyim menekşe yaprakları ve boncuk otu arkadaşlar. Evet, şöyle hemen ben soğanımı doğradım. Büyükçe bir tane soğanımı doğradım. İçine hemen göz kararı, zeytinyağını boşalttım. Egeliler bayılır bu arada. Benim annem de Egel arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Öncelikle yeşillikler tuzu fazla götürmez arkadaşlar. Biraz az koyun tuzunuzu. Ve soğan çabuk ölsün diye ben tuzumu önceden koyarım. Evet, şimdi ağzını kapatalım. Biraz soğanımız kavrulsun. Evet, biraz soğanımız kavrulduktan sonra şöyle salçamız, biber salçası ve domates salçası karışık arkadaşlar. Kendi el yapımım. Şifa doğada arkadaşlar. Ben çok severim otu, yeşilliği. Benim işim börtüyle, böcekle, çiçekle arkadaşlar. Ve size de tavsiye ederim. Çok güzel, stres atıcı bir gün geçirdik. Evet, birazcık salçamızla kavrulacak. O çiğ kokusunu alacak. Ve hemen şurada çok az benim tuzum kaldı. Onu böyle şurada az sonra göstereceğim. Şurada iki yumurtam var. Güzelce bu iki yumurtamı çırpacağım. İçine siz isterseniz daha baharatlar da koyabilirsiniz arkadaşlar ama benim için sadece tuz. Fazla öyle şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ahım şahım değişiklikleri. Şöyle hemen tamam şöyle diyeyim. Evet, soğanım kavruldu. Şimdi önce şu karışık otlarımı ve sonra da ısırganlarımı
Böyle değişik karışık otlarla ben çalkama yapıyorum arkadaşlar. İzmirliler bilir. Çok az hamur açmadan, hatta benim sayfamda var. Herhalde 1-2 yıl oldu paylaşalım. Çalkama İzmirliler bilir. Çok akışkan, krep hamurundan birazcık katı. İzmirliler şu anda evet evet Gülay Hanım dediklerini duyuyor. Evet, şimdi hemen kapağımızı tekrar kapatalım. Biraz kavrulması gerekiyor. Evet, şöyle açalım. Evet, bunun üzerine harika kaşar peynir de olur arkadaşlar ama ben şimdi öğle yemeğimde yiyeceğim için şey yapmadım. Şimdi pişti. Güzelce şöyle servis tabağımız hazırladım. Ve bu arada ocakta dut reçeli kaynatıyorum arkadaşlar. Az sonra da kameramı elime alıp daha rahat gösteririm size. Biraz dut toplamıştık. Ve dolapta kötü olacak baktım. Araya gitmesin dedim. Değerlendireyim dedim. Ve bir kavanozda reçel çıksa kar kardır bizim için. Evet. Şöyle güzelce indirelim. Kendi el yapımı pul biberim. Acıdır. Bayağı acı. Ve harika şöyle görsellikte güzel olsun dedim. Ballı Baba'nın çiçekleri. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ve hemen şöyle kameram biraz daha yakın alayım sizin için. Evet arkadaşlar, harika oldu bence. Ve hemen şöyle dut reçelim de göstereyim. Daha önce geriye dönük videolarımda birkaç yıl önce paylaşmıştım dut reçellerini. Evet. 1 kiloya 1 kilo şeker ya da daha az tatlı istiyorsanız arkadaşlar daha az koyabilirsiniz şekerini. Mesela 1 kiloya yarım kilo şeker de koyabilirsiniz. Biraz fazla kaynatmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun ve like'larımızı unutmuyoruz. Ve çiçek, böcek, emoji de olsa yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda inşallah tekrar görüşmek üzere.